Gümüş fonu olur da gümüşün hissesi olmaz mı? Tabii ki olur. GMSTR kodlu QNB Finans'ın gümüş hisse senedinden bahsedeceğim. Aynı zamanda ekranımı paylaşacağım ve beraber inceleyeceğiz bakalım. Gümüşün hissesi nasıl oluyormuş? Hep beraber göreceğiz. Biliyorsunuz benim bir gümüş hassasiyetim var. Gümüş fonlarını güzel bir şekilde toplamaya devam ediyorum ve yıl sonuna kadar topladığım zaman da vergi ödemeyeceğim sattığım zaman karlarımdan. Ve şimdi hazırsak eğer gümüş hissesini inceleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda tradingview.com sitesine girdik ve QNB Finans Portföy'ün gümüş borsa yatırım fonu hisse senedini inceleyeceğiz. Bakın bizde işlem görüyor. Çok enteresan bir şey değil mi? Fakat bu bir hisse senedi arkadaşlar. Sizler Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi alır gibi alıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz ve şu anki fiyatımızda bakın biraz düşmüş, 135 TL. Ve arkadaşlar kazançlarına bakalım bir. 5 günde bakın düşüşte şu anda -2.73, 1 ayda 2.97, 6 ayda 18.60. Şu anda güncel, yani yılbaşından beri %40, son 1 yıldır %79.79 kar getirmiş, 5 yılda da %689.72, neredeyse 7 katı kar getirmiş. Tüm zamanlarında %1.10 arkadaşlar kar getirmiş. Evet arkadaşlar, qnbfinansbank.com'a girdik ve buradan incelemesini yapacağız. Bakın QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu, burada GMSTR kodumuz. Şöyle bakın, burada QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu GMSTR yatırım hesabınızdan hisse senedi gibi kolaylıkla alım satım yapabileceğiniz, gün içerisinde fiyatını kolaylıkla takip edebileceğiniz ve düşük yönetim ücreti olan bir borsa yatırım fonudur arkadaşlar. Hatta şöyle bakın, alım satım makası çok düşüktür normal fiziki gümüşe göre ve burada da Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında işlem gören 999/1000 saflıkta fiziki gümüş içermektedir. Yani çok değerli bir hisse senedi görevi görüyor aynı zamanda arkadaşlar. Ve yönetim ücretleri ben baktığım zaman 0.47 civarlarında falandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet bakın, gümüştr.com kendi sitesi bu arada, resmi sitesi. Burada görüyoruz bilgilerini zaten. İşte ilk işlem tarihi bakın 2012. İlk işlem tarihi bakın 2012. Kodumuzu görüyoruz ve yönetim ücreti yıllık sadece %0.47. Aslında burada şunu söyleyebilirim bu arada. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Mesela gümüş fonu alıyoruz ya. Makas farkı yok. Arkadaşlar eğer fiziki olarak gümüş almak istiyorsanız tabii ki alın. Buna hiçbir şey engel değil. Fakat gümüşün hisse senedi de alınabilir. Yani bence bana mantıklı geliyor. Bakın T+2 takas süresi kullanılabilir diyor. Burada zaten diyor ki mesela gümüş portföyünde bulunan bir paya eşdeğer arkadaşlar 6.30 gram şu anda. Sizler bir payı satın aldığınız zaman 6.30 gramda gümüş almış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve bu şekildeydi. Arkadaşlar umarım bu videom da diğerleri gibi faydalı olmuştur. Size çok farklı bir konudan bahsettim. Gümüşün hissesinin de olduğundan bahsettim. Dediğim gibi faydalı olduysa eğer lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar sizlerin de bir içerik fikriniz varsa lütfen yorumlarda bana bildirin. Değerli takipçim Mehmet Bey de özellikle bu tarz video yapmamı istemişti. Kendisinin daha öncesinde istemiş olduğu Viyop ve diğer benzeri gibi konuları işlememiştim. Umarım kendimi affettirmişimdir diyorum ve sizlerin de bu tarz bir konu içeriği varsa lütfen yorumlarda bildirin. Bazen konu bulmakta zorlanıyorum ve sizlerin yazdığı yorumlara çok değer veriyorum. Gecikmeli olsa da mutlaka ve mutlaka cevap vermeye çalışıyorum yorumlara. Ve daha sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.